Türkiye'de iktidarı muhalefeti fark etmiyor. E, hemen her konuya siyasi yaklaşıyorlar. Hak arama mücadelesine de böyle, insan hakları meselesine de böyle, demokrasiye de böyle. E, hemen her konuya. Hani demokrasi bizim için bir amaç değil, araçtır demişti ya Tayyip Erdoğan ve sonra da zaten bunu gösterdi. İlk döneminde göstermesi de, ilk iki döneminde göremesek de, üçüncü döneminden itibaren gösterdi. E, bu kesim içinde yani Erdoğan'la mücadele ettiklerini düşünen veya Erdoğan'a karşı olan Ülkenin kalan yarısında da e, kodlar değişmiyor. Onlar da hukuku, medyayı, siyaseti, hemen her şeyi e, Erdoğan'dan devlet yönetimini ele geçirmek için bir araç olarak kullanıyorlar. Ve yine kendi mahallelerinde, kendi kabilelerinde, kendi sokaklarında, caddelerinde e, hak arama mücadelesi söz konusu olduğunda bunu bayraklaştırıyorlar. Gazetelere manşet yapıyorlar, itibar ediyorlar. Mahkeme kararlarına, uluslararası mahkeme kararlarına ya da herhangi bir... E, Yabancı medyada çıkan habere veya yabancı bir sivil toplum ya da devlet kuruluşunun kamu kuruluşunun e, raporuna atıfta bulunuyorlar ve büyük puntolarla yapıyorlar bunu. Şimdi e, iktidar cephesinde yani her şey tam tersi işine geldiği gibi yani Nedim Şener'in Hürriyet'te telefon dinlemeden delil olmaz deyip kumpas veya HTS sekmeleriyle falan iş tutması gibi bir şey bu. Yani tamamen işine geldiği noktada. Ee, bu maalesef böyle. Yani hak arama mücadelesi ancak kendi hakları söz konusu olduğunda, insan hakları mücadelesi ancak kendi hakları veya kendi kabilesinin kendi mahallesinin hakları söz konusu olduğunda böyle. En az bunun kadar önemli olan bir diğer konu da şu. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi e, Türkiye'de hemen herkesim e, herhangi bir konuyu konuşurken adeta e, ezber gibi talimatlanmış gibi ya da ne bileyim böyle bu konuda kurgulanmış ya da kurulmuş gibi. Ya da belki de öyle alışmış. Geçmişte de böyleydi. Tırnak içinde söylüyorum de böyle yapmıştı. FETÖ vari yöntemler, FETÖ taktikleri şu bu falan böyle gidiyor. Yani acayip bir biçimde yani manavdaki sebze fiyatlarından et fiyatlarına, kuru fasulyedeki oyuna, oradan Fenerbahçe'deki hikayeye, oradan ne bileyim devlet tiyatrolarına, ne bileyim televizyonlardaki kimi programlara aklınıza gelebilecek her alanda her alanda ama herhangi bir hukuksuzluk, adaletsizlik veya hak ihlali olduğunda mutlaka oraya bir saplama yapıyor yani bu nedendir bilmiyorum ama bu şekilde bütün kodlara geçmiş işlenmiş bir şey var şimdi bunu yaptığında iki şey oluyor bir başına bir şey gelmeyeceğini biliyor atış serbest öyle bir alanda serbest atış yapıyor Levent'in programının ismine atıfla. İkinci tarafı da şu. Nasılsa diyor, kimse bununla meşgul olamaz. Kimse beni açığa düşüremez. Kimse beni eleştiremez. Neden? Çünkü ya nasıl böyle bir şey söylersin? Her şeye de cemaat deme, her şeye de şunu, her şeyi de oraya götürme falan dediğinde o diyen kişi cemaat oluyor ya, o diyen kişi de tırnak içinde fetöcü olacak ya, ondan dolayı kimse de o kişinin absürtlüğünün altını çizmiyor. Şimdi iki örnek vereceğim, kapatacağım. Bir tanesi, Erdal Beşikçioğlu demiş ki çıktığı ekranda YouTube kanalı. Uyuşturucu dava, satma davası açtılar. Sonra uyuşturucu kullanmaya çevirdiler. Gezinin faturasıydı bu. Annem 6 ayda kahrından gitti. Böyle bir şey hiçbir zaman olmadı. Tamamıyla kumpastı. FETÖ'nün gölgesiydi. Şimdi bunu, söyle, bunu söylediği zaman herkes bunun karşısında hizaya geçiyor. Kimse de bu işin aslı neydi? Ne değildi diye bakmıyor. Yani söylediği her kelimenin altı boş. Ama dedim ya Öyle yürüyor iş. Mesela şey, Ali Koç. FETÖ'ye ilk başka kaldıran ve diz çöktüren Fenerbahçe'dir. Otobüsümüz kurşunlandı. Bu terör örgütüne kurban edilen tek takım Fenerbahçe. Şimdi söylediği her cümlenin de altı boş. Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanmasından diğer diz çöktürme hikayesine kadar hepsi tamamen bir sıkışmanın e, getirdiği bir e, höykürme. Başka bir şey değil. Zaten Parantez açıyorum. Yani bu konularda bunu bu kadar sık dile getiren kişinin mutlaka vardır bir kuyruk acısı veya vardır izah edemeyeceği bir şey. Vardır bir pisliği. Tamam mı? Bunun gibi bir şey. Şimdi Bundan çıkmak gerekiyor yani Adem Bey'in söylediği şey son derece önemli güzel evet hak aramaya mücadelesini Türkiye'de bütün mahalleler ancak kendi hakları söz konusu olduğunda yapıyorlar ama bir diğer konu da bu hemen her konuyu bir biçimde bir yere irtibatlamak aynı günah keçisine irtibatlamak oradan onun üzerinde tepinmek ve buna kimsenin aman bana da tırnak içinde FETÖ'cü derler diye ses çıkarmaması bu da diğeri kadar önemli bir mesele.